Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Siz kendi gönlünüzden arkadaşlar geçirdiğiniz konunuz, bugünkü niyetiniz neyse onunla alakalı tabii ki de bir kolektif açılım bu arkadaşlar. Siz kendi yüreğinizdekine niyetleniyorsunuz ve arkadaşlar ee, ben bütün pozitif enerjimi göndererek kapattığım fincanımı sizlere de görselleri göstererek açıklıyor olacağım. Bir kolektif açılımı uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve şimdi görselleri de sizlere göstererek yorumlayacağım. Fincanınızın içine bakın ne enteresan göz var gördünüz mü? Paranızla alakalı göz topluyorsunuz. Şimdi hep söylerim ben geçmiş enerjisi varsa bir açılımın bir falın ben de dile getiriyorum. Çünkü bizi biz yapıyordur da bizi biz yapmasından ziyade son zamanlarda eğer hala aşamadıysak hele ki konuyu e, bu da yansıyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. sakin biz zaten tepedaklak duran Samsun'un sayısı rakamı var. İki tane bildiğiniz de şey gibi bu... E, Yağlı güreş. Baya iki tane yağlı güreş. T baya iki kişinin iki kişinin inatla sinirle bir hesaplaşmada olduğu görünüyor burada. Ve iki rakamı var. S harfi ya da o, bu ikinizin arasında gerçekleşen ne diyelim ona bir güreş var, bir hesaplaşmanız var arkadaşlar. Ve bu hesaplaşmanızda da. İkiniz karşılıklısınız ama ortada duran insanlar da var. Bu da şu demek oluyor e, ve ters duran üç kişi de duruyor. Yani sizin <laughs> e, maalesef anne babanız, çocuklarınız, işte bu üç kişi ortak tanıdıklarınız e, birileri yüzünden, o üç kişi yüzünden iki kardeşin arası açılmıştır, iki ortağın arası açılmıştır. Siz baya baya bildiğiniz kapışan iki kişi gibisiniz. Ee, ve bu süreç sizin için tabii ki de bilinmezliklerle geçmiş. Ee, tam olarak şunu görüyorum açıkçası bugün e, bir tepenin üzerine çıkmışsınız. Ya yani aslında karşı taraf da sizinle beraber aynı mağduriyette diyebilirim. Bir oyun'a mı geldiniz siz birilerinin yüzünden olmuş gibi daha çok arkadaşlar. Yani sanki e, birbirini iki seven dost. Sanki birilerinin gazı yüzünden e, çünkü altı ka, e, karı koca bir olabilirsiniz kalp çıkmış. Arkadaşlar evliliğinizle alakalı sıkıntıyı mı yaşıyorsunuz acaba? Hem de birileri yüzünden yani. Çünkü i̇ki taraf da bugününüzde arkadaşlar. Tam da bugününüzden bahsediyor. Konu zaten bu üç kişiyle alakalıymış gibi. Üç, üçü yüzündenmiş cesine Ama baya baya bugününüze geldiğimde arkadaşlar. Şimdi hem bir resmiyet var bu bir. Bu resmiyet nedir? Aranızdaki anlaşmamazlık. Yani anlaşmayla alakalı, daha doğrusu işte anlaşamamayla alakalı bir konuşma sürecindesiniz bu bir ve arkadaşlar şimdi ikiniz de birbirinize karşı. <laughs> Millet olmasa iyisiniz de millet varmış gibi düşünün bunu olur mu? Bayağı o insanlar sizin hayatınıza işte burnunu sokmasaydı af buyurun sizin hayatınızda böylesi bir süreç yaşanmazmış. Şimdi bununla alakalı bir kere uçurumun kenarına doğru ilerleyen bir kişi var. Sizi niye küçük görüyorlar ki? Şimdi burada bir birisi, birisiyle birisi karşılıklı, iki kişi karşılıklı. Burada siz ikiliniz bu konuştuğunuz, bu hesaplaştığınız kişi kimse. Düşünsenize kayınpederiniz sizi ve eşinizi çok beceriksiz, küçük, işte hani böyle ne bileyim, hani yetersiz, Küçül küçültülüyorsunuz arkadaşlar, birileri tarafından küçültülüyorsunuz. Baya baya bu falda şey var ya, birileri yüzünden başınıza gelenler yani. E çünkü. Şurada özellikle görüyorum ki parasal bir konuyla alakalı da arkadaşlar. Karşılıklı bakın kökünüz daha bir sizin. Yani siz ne kadar inat, sinir, öfke, gurur, inat vesaire yaparsanız yapın daha birbirinize bağınız bitmemiş ki sizin yani sevginiz bitmemiş desek olur. Vallahi olur yani bu insanlar birbirlerini seviyorlar diyor. Ama hatta birisinin kafasında tüten olacağı devam ediyor. Arkadaşlar kim bu diyarlardan gidelim diyen siz misiniz karşınızdaki kişi mi acaba? Yani e, sizi o teklifle gelebilir gel biz bu diyardan gidelim. E, bariz bir e, gidelim diyardan enerjisi var yani bir taşınma, bir ev değiştirme, bir iş değiştirme e, işten ziyade bu ikilinin arasındaki e, insanların etkilerinden. Çıkalım enerjisi çok burada. Yani bariz bir şekilde bunu görüyorum açıkçası. Tüten ocağı da var bu. İşte gözü gelmeniz de buradan geliyor. Sizin birlik beraberliğiniz, azminiz mi? Ya da işte kimseyi dinlemeden kafanızın dikine gidecek oluşunuz. Bir şekilde insanların e, laflarına de, sebebiyet verecek. Ve orada çok konuşulacaksınız arkadaşlar. Yani şu göz dediğimiz şey inanılmaz bir kere çok fazla yani bunu çok net size görün o gözü diye de öyle gösteriyorum şimdi eylül ayınızda muhtemelen e, <laughs> şöyle eylül demeyelim de ona çünkü ilk bir mücadeleniz var yani bu kişi sizi eylül ayında buralardan kopartıp götürmek isteyecek e, bağınız sizi seven bir arkadaşlar bu kişi Ortağınız da bitirmek istemiyor yani öyle düşünün bunu. Patronunuzsa da sizi bırakmak istemiyor. E, dostunuzsa da size bu ihaneti yapmak istiyor. Bir şekilde sizden kopamayan birinden bahsediyoruz şu an bu falda. E, oğlunuzdur. Düşünün ki eşiyle beraber sorunlar yaşıyordur ama size de bunu yap, yapmayacak yani kopartmayacak bağını bu insan. Şimdi e, özellikle ben ağzı yamuk bir insan görüyorum zaten oldukça dedikodu da yayacak. Siz asıl Ekim ayında aslında Ekim ayında şöyle arkadaşlar bu kişi sizi arkasına almış. E, balığınızı görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada balığınız zaten bu hani evli mutlu çocuklu bu insan şu insana dik duruyor. Bu insan kesinlikle bir parayla ilgili tehdit de bak sen eğer ki gidersen eğer ki buradan gidersen sana Hakkımı helal etmem mi der. Ee, sana e, <laughs> evlatlıktan reddederim sana miras vermem mi der. Ee, çıkarsan tazminat ödemem mi der. Artık bunun için e, sizin adınıza tabii ki de bir mesajı var burada. E, siz ne niyetle dinliyorsanız şu an mutlaka e, evet şudur dediğiniz bir şey vardır. İşte tehdit edileceksiniz ama. Ama ben burada tebrik ediyorum. Yani siz eşiniz sizi bırakmaz. Bu, bu kişi sizi bırakmaz. Yani e, müdürünüz patronunuza kafalanır, diklenir. Hem müdürünüz işten çıkar hem siz bunun sonunda belki. Ama e, sizi de bırakmayan bir kişi var. Şu an hayatınızda ve siz de zaten arkanızda iki kişiyi kollamaya çalışıyorsunuz. İşte eşinizle yuvanızı işte çocuğunuzla işte belki de eşinizle de e, sizi korumaya çalışıyor. Çocuğuyla eşini korumaya çalışıyor gibi bir iki kişiyi korumaya çalıştığı bariz belli. Ve bu Ekim ayında olacak sizin için arkadaşlar. Öyle çok uzun bir vadesi de yok açıkçası bu durumun. Ama ne var biliyor musunuz? Ee, yani burada takdir toplayacaksınız. İşte göze o yüzden alacaksınız. Yani sizin hayatınızda bir dönüm noktasındasınız. Birileri bile o kadar belki de beklemediğiniz bir yardım gelecek bilmiyorum ama kendi rahatından, kendi yerinden, kendi mekanından olmayı göze alıp da sizi destekleyecek bir insanla beraber olduğunuzu unutmayın ve bu sizin adınıza hakikaten çocuk ya da işte çevreden, aileden birilerinin de korumaya çalışarak yaptığınız çok bariz belli. Ama güzel ben burada çok güzel bir enerji alıyorum. Bu iş olabilir direkt işten verdi. Kariyer hayatınıza ya da hani bu ev hayatınızsa idi eğer e, şimdi onu hallettik diyeceksiniz. Önünüze bakacaksınız. Zaten bir tane boğa gibi. Başı öne eğilmiş artık o boğanın. Yani bir evlilik hayatınızda yaşadığınız sorunla ilgili özellikle Ekim ayında Asla sizi yarı yolda bırakmayacak bir insanla beraber olduğunuzu söylüyor. Kaldı ki arkadaşlar e, burada kesinlikle ve kesinlikle sorunuz bakın çizginiz belli. Yani şey diyorlar size e, sen artık tamam oldun böylesin. Neyse işte sizin hayatınızdaki evlilikle ilgili o süreciniz. işte e, artık gündeminiz kariyer. Ekim itibariyle. Ev de değil arkadaşlar, hane de değil, evlilik de değil, aşk da değil, çoluk çocuk da değil, ana baba da değil. Bilmem anlatabiliyor muyum? Haneniz rutin, evlilik hayatınızda bir şeyleri artık düzene sokmuş. Ee, ve benim hani kariyer hayatım dersiniz. Çok da güzel gözyaşlarınız da var. Şimdi parasal bir sıkıntı özellikle evlilik konusunda açtığınızı görüyorum. Üç kardeş birisinin başucunda arkadaşlar. Ee, bu... Ee, Sanki bir baba figürü olsun, en büyükleri ya da amca olsun, dede olsun. Bir büyük var orada, yaşça büyük, konumca büyük birisi var. Ve onun karşısında işte bir üç kardeşmiş gibi ee, böyle bir şey hali var. Yani sebat etmek diyelim. Ya da gö hani alnı aç, açık derler ya, alın açıklığı var orada arkadaşlar. Dolayısıyla da bir anlaşma, bir barışma, bir toparlanma sürecidir diyorum. Burada asıl... Kariyer hayatıdır. Şimdi burada da dallanmış bir mesele var. Uzamış bir mesele. Dallandı budaklandı dediğiniz bir meselenizle alakalı arkadaşlar. Ee, özellikle orayı da işte Ekim'den sonra gösterdiği için. Hani özellikle diyorum ki belli ki siz aşk hayatınızla alakalı süreçleriniz tamam demişsiniz. Ve e, e, aşktan sonrasında evlilikten sonrasında. Kariyer hayatınızdaki bir karışıklığı burada. İki kişi birbirine çok bağlı. Bu iki kişi siz ve birisi. Burada ikisi de birbirine yamuk yapmaz, yanlış yapmaz, yarı yolda bırakmaz. Ve bir karışıklık var arkadaşlar orada. Sanki şey gibi siz değil de hani patronlarını size kelek yapmaz da ekonomiden dolayı şu şirket ne olacak acaba mı diyeceksiniz. Bir karışıklık var ama iki kişi olarak devam edeceğinizi görüyorum. Ve bu iki kişi bakın arkadaşlar şöyle. Şurada bir iki kişi konuşuyor. Şurada bir iki kişi konuşuyor. Ve şurada yine bir iki kişi kafa kafaya vermiş. Yani sizin yan başınız ortağınız ortağınız. iş arkadaşınız iş arkadaşınız. Bir karışıklık var ama bu arkanızdan iş çeviren insanlar var. Aman dikkat edin tadında değil açıkçası. Sanki böyle ekonomi ne olacak? Acaba bizim şirket batar mı? İşte ne diyelim ona sektör zarar görür mü? Maazallah acaba kış dönemi tekrardan mı bu? E, illetle alakalı aman işte kısıt olmasın falan yani insanlar hayatlarından maalesef neler yaşadık hep birlikte o günlere e, geri dönmeyelim yeter ki tabi ama sanki böyle Ekim ayında sizin e, şirketiniz çalışan kazığından ziyade patron yanlışından ziyade e, bizim şirket ne olacak diye sanki siz de burada kafa kafaya vermiş iki kişiyle bir çözüm desiniz ya da onlar için değerli olacaksınız. Yani iş tarafınız burada bir o handikap yaşatsa da önünüzü açık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bu anlamda. Ben sadece görebildiklerime rehberlik ediyorum. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabahları ve akşamları iki ayrı bakım yapıyorum. Bunu tabii ki de talepleriniz doğrultusunda bu noktaya geldi. Ee, şunu söylemek isterim. Arkadaşlar ben bakımımdan sonraki sohbet kısmımı sadece beni sevenler sonunu dinlemek isteyenler için devam edeceğim bir mecra oldu burası. Çünkü ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Yani benim için de çok kıymetli bir alan. Bunu böyle bilin isterim ben de. Gönlünüzde enerjinize sağlık. Ee, ben kesinlikle sizlerden Aldığım enerjidir, beni bu kadar enerjili kılabilen. Şimdi e, sonundaki sohbetlerin de tamamen tavsiye, tamamen kendi hayatımda yaptıklarım Dolayısıyla sadece e, temennim şudur ki, sınanıyor musunuz? Bugün yüreğiniz çok mu yanıyor? Hani bu bir kara sevda, bu bir iflas, bu bir para kaybı, bu bir en yakından dost kazığı. Hani eş, ayrılık, bunun adı bir şey. Eğer ölüm değilse bugünkü acınızın sebebi arkadaşlar. Ki Rabbim geç yaşatsın. İşte hepsinin çözümü var. Hepsinin mutlaka bir çıkış noktası var. Ve inanın bana bazen öyle şeyler yaşıyor ki insanoğlu. Diyorsun ki ya ben iyi ki o şerri yaşamışım ki bugünkü hayıra vesile olmuş. İşte bunu bize sadece yarınlar gösterebilir. Hep diyorum inancınız, umudunuz, yarınları olan enerjiniz hep pozitif olsun. Umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Ve e, tabii ki de size birileri bugün bu bunu yaşatan birileri var maalesef. E, birileri yüzünden bugün bu derdimiz var. Ama şunu unutmayın. Kim neyi yaşatıyorsa aynısını, aynı duyguyu aynı yerden kınanmadan yaşamadın, hissetmeden göçmeyecek. Buna da ilahi adalet diyoruz. Siz teslim edin ilahi adalete. Hiç kişinin o negatifliğiyle arkadaşlar, o negatif enerjisiyle onun karmasına bulaşmayın. O kendi karmasını zaten kendi yaşayacak. Siz dua etseniz de etmeseniz de. <laughs> O yüzden bedduanın enerjisine hiç bulaşmayın derim. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbi güzel olanlardan olun. Karşılığını hemen alanlardan olun. Bir sonraki videoma kadar arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.